ne olduğunu bir görelim. Evet madde 1. Türkiye Devleti bir cumhuriyettir. Devletin şeklini tanımlayan anayasanın birinci maddesi. İkinci maddeye bakalım. İkinci madde diyor ki Türkiye Cumhuriyeti toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan demokratik, layık ve sosyal bir hukuk devletidir. Bu da değiştirilemez maddelerden bir tanesi. Cumhuriyetin niteliklerini tanımlıyor. Üçüncü maddeyi görelim. Türkiye devleti ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir. Bayrağı şekli kanunda belirtilen beyaz ay yıldızlı al bayraktır. Milli marşı, İstiklal marşıdır. Başkenti Ankara'dır e, diyor. Ve dördüncü madde ne diyor? Hızlıca ona da bakalım. Anayasanın birinci maddesindeki devletin şeklinin cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile ikinci maddesindeki cumhuriyetin nitelikleri ve üçüncü maddesi hükümleri değiştirilemez. İlk üç maddeyi koruyan evet. dördüncü evet. madde e, bu da. Bunlar değiştirilmez. Yeni bir anayasa yapılsa da e, bunların değiştirme evet, imkanı yok sahip. diyorsunuz. Şimdi e, a, gelelim e, bir kere de, niye yani ne arıyorlara gelelim. E, bu anayasa artık darbe anayasası sayılamaz. Hı. Başlangıç bölümü dahil yani Türkiye'deki siyasal iktidar ve Türkiye Büyük Millet Meclisi bu anayasayı 19 kez değiştirmiştir. Ve Bunların bir bölümü gerçekten Avrupa Birliği sürecinde gerekli değişikliklerdi, doğru değişikliklerdi. Hı hı. Ondan sonra bizim desteklediğimiz değişikliklerdi, Türkiye'nin önünün açacak demokrasiye işte giden yolu açacak değişikliklerdi. Yani Avrupa Birliği'ne üye olamadık belki ama. Türkiye'nin evet. faydasına ki, bir takım ki, değişiklikler ki. yapıldı bu sayede. Tabii ki. Şimdi e, o değişikliklerdi. O yüzden artık darbe anayasa oldu. Şimdi özgürlük diyor, kuşatma diyor. Kuşatma derken neyi kastettiğini anlamıyorum. Biz zaten kuşatılmış durumdayız ya. Kimsenin özgürlüğü yok, güvenliği yok. E, böyle bir ortamda zaten öyle iyileştirici bir anayasa yapılamaz. E, e, yani bu zihniyetin yaptığı anayasa evet. umulandan... Çok daha ya kötü ya negatif olur. sorunlar. Yani. Ya, öyle olacaktır zaten. Hı. Arayışları odur. Nedir peki arayışları? Ee, örneğin, işte layık cumhuriyet konusunda o maddelere dokunamazlar ama hı. öyle değişiklikler yapılır ki başka maddelere ya da öyle maddeler eklenir ki e, o maddelerin içi boşaltılır. O maddelerdeki temel yaklaşımın içi boşaltılır. Hı hı. Yani bunların çok düşman oldukları şey medeni kanundur. Medeni kanunun yani Türkiye'deki özellikle kadın hakları konusunda sağladığı bütün imkanlardan rahatsızlar. Hmm. E, o nedenle işte aile diyorlar çünkü. Ya aile yani anayasa yani Türkiye'deki sisteme göre işte aile erkekle kadının evlenmesiyle oluşan, onu çocuklarıyla Birlikte bir bütündür yani şimdi aile ile ne ilgili ne sorunumuz var? Onun yani? da bir maddeleri bir görelim e, yapılmak istenen değişimi e, söz konusu maddeyle alakalı e, ne olduğunu da bir let olarak e, hazırlamıştık bir onu da görelim e, hocam bir yandan da e, Cumhurbaşkanı Erdoğan milletin çeşitliliği tanımından Efendim, bahsediyor o, yani o işte e, kafasındaki modelin bir anahtarı, ne olduğunu bilmiyorum. Yani bu milletin çeşitliliği ile alakalı bir durum olacaksa ilk dört maddeye dokunmak gerekmez mi? Ee, yani ona dokunmadan ne yapacağını yani ona dokunamaz bir defa. Hmm. Şeklen dokunmayacaktır zaten. Çünkü dokunamaz. Yani Anayasa Mahkemesi ona da seyirci kalamaz. Hmm. Yani Anayasa Mahkemesi'nin yapısı ne kadar değişmiş olursa olsun ona da seyirci kalamaz. Yani Yüksek Seçim Kurulu'nun e ee, işte 2017 referandumda, referandumda yaptığı gibi kanuna açıkça aykırı mühürsüz oylar geçerlidir hı hı. kararını veremezken vermiştir ama anayasa olmayacak şeyler evet, oluyorsa evet. şey olabilir ya, Şimdi yani. Kemal Gözler var. Evet. İyi bir anayasacımızdır. Evet, evet. Ee, çok güzel bir insandır, çok düzgün bir insandır. Zaten 2017 referandumundan sonra Elveda anayasa diye bir kitap yazdı. Hmm. Yani artık 17 2017 referandumu geçerse bizim anayasasız bir toplum olacağımızı anlattı. Öyle olduk zaten. Ama o anayasasız toplum olma halimiz aslında Yüksek Seçim Kurulu'nun tünden yasaya aykırı kararıyla oldu. Ve şeydeki Yüksek Seçim Kurulu'ndaki e, Adalet Parti şeyi, AKM, AK, AKP AK Partisi AKP temsilcisinin efendim. elle yazdığı şöyle basit bir dilekçe üzerine verilmiş bir karardı. Bizim buradaki Aslı Kazan kızımız hı hı. bir tweet attı. Ya böyle bir dilekçeyle ehliyet değişikliği başvurusu bile kabul edilemez. Ama anayasa Ama değişikliği olabiliyor. O şey tuttu. Yüksek Seçim Kurulu onu aldı mühürsüz oylar geçerli. E doğrusu yani belki Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve Kılıçdaroğlu'nun temel sorumluluklardan biri bir çeşit o meşru orada meşruiyet tartışması yapmak gerekirken bu tartışmayı gösteriye dönüşmek dönüştürmek gerekirken ve kitlelerin ve tep ben tepki duyuyordum böyle bir şey olamaz diye böyle bir şey olamaz diyen insanların böyle bir şey olamazını bir çeşit dile getirme imkanı tanıması gerekirken böyle seyirci kaldı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuruda bulunmakla yetindi. Yani e, bu anayasanın yani ne kadar değişiklik yapılsa da e, özgürlükleri kısıtlayan ortamın oluşmasında muhalefet partilerinin de ciddi bir katkısı mı var. Onu mu? Ee, yani en azından ciddi bir kusur var. Hı. Kusurları var. Yani biz 2017 referandumuyla bir sultanlık rejimine geçtik ve iki, 2010 referandumu ve 2017 referandumuyla birlikte zaten yargıyı vesayet makamı sayarak vesayet makamı olmaktan bir çeşit tırnak içinde söylüyorum yani işte çıkarmış olduk. Yani ne yaptık? Yargıyı kendimize bağladık. Yargı siyasal iktidara bağlıysa hı hı. ya da sultanlık rejiminde sultana bağlıysa orada zaten ne yazarsanız yazın Hiçbir anlamı yoktur. Ne sizin özgürlüğünüzün güvencesi olur, ne malın bakın özgürlük de sınırlı değil, ne de malınızın mülkünüzün güvencesi olur. Çünkü yani meşhur adalet mülkün temelidir. E, o ancak lafı, o ancak bağımsız, bağımsız ve kaliteli yargınız olacak. Evet. Kaliteden kastımda da insan hakları konusunda duyarlı yargıçlardan oluşan. Yani sisteminiz öyle olacak. Yani gerçekten liyakat aranacak, gerçekten bu duyarlılığı taşıyan yargıçlar olacak. Ama siz şimdi AKP'li avukatlar diye, AKP'de yöneticilik yapmış insanları yargıç yaptınız, savcı yaptınız. Bu açıkça yasaya aykırıydı. Ya bu durumda anayasaya ne yazarsanız yazın, ne anlamı olabilir ki? Sonuçta temel hak, bak hukuk bir değerler bütünüdür. Hı hı. Hukuk kendi kendine... Hayata geçemez. Ancak bağımsız ve kaliteli yargınız olunca o hukukun, Uygulayıcıların o da hukukun, hukukun temel ilkelerine aykırı olan her şey durdurulur. Mesela Demirel Allah rahmet eylesin şöyle derdi. Ya hiç değilse önceki dönem farklıydı. Demirel derdi ki ya bu üç tane tay varken Türkiye'yi yönetmek çok zor derdi. Ama bunu söylerdi ya. Nedir? Üç tane tay yargı taytamış tay sayıştay evet. ama bunu söylerdi ya. Bunlar üçünü de ya bir, üçünü de arka bahçe yaptılar. Şu anda yargıtay yargıtay değil. Yargı yargı değil. Sayıştay eski sayıştay değil. E bu durumda yani hem harcamalar meclis kontrolü dışında yapılıyor. Yani hem vergiler bir denetim mekanizması evet. yok. E zaten işte denetim mekanizması da yok. E, ama asıl önemlisi şunu söylemek istiyorum şimdi. Eee anayasal konuşmak bu ortamda mümkün değil. E, e, ortamdan kasılırız. Şunu bakın. E, işte birkaç gün önce burada bir eleştiri yaptı, bir görüş açıkladı eee Aşenur Hasan. İşte Hatta bir şey kastetmediğini de söyledi. Tabii tabii görüş yani. açıkladı yani. şimdi yani Bir duyduğu kuşku olabilir. Ya bu şimdi e, gerçekten tecrit uygulamasıyla ilgili sorunlar yaşayacağız. Önümüzdeki günlerde bunları bilmiyoruz. Çünkü kimse yazamıyor, Hı -hı. tartışamıyor. Yani gazeteciler işte sevilmediği zaman şak diye içeri alınıyor. Hatta şimdi saçları kazınıyor. Şimdi evet. tutuklanıyor. E, i̇şte yani seçimlerle ilgili paylaşımlar yapan Şimdi böyle iki, bir ortamda iki isim. ben şöyle bir örnek anlatayım size. Bu arada ee, hocam bu 41. madde aileyle alakalı. Onu da geleceğim birazdan. Tamam. Siz örneğinizi anlatın. Şimdi eee 1900 şey 2013'lü yıllarda falan e, sanıyorum Cemil Çiçek'in meclis başkanlığı sırasında oldu. Ee, iki, ee, 2000 ya neyse yıl falan e, şey ol 2000 yok. 13 falan 2013 dedin değil mi? Evet 2013 dediniz. Evet, şimdi bir muta ilginç bir meclis e, anayasa komisyonu kuruldu. Ya yani özel bir komisyon. Hı -hı. Yani e, şey doğruydu. Yapısı falan çok doğruydu bütün partilerin meclisteki bütün partilerin yani temsil edildiği eşit e, sayıda sayıda doğru evet evet. Yani doğru. bu değişik bir şey Türkiye'de. Hı -hı. Onlar çalışmaya başladı. İlk e, ilk yapacakları iş şeydi, oy birliğiyle kabul edebildikleri maddeleri belirlemek ve yazmak. Evet, 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 hatırlıyorum. 60 maddeyi de belirlediler sonuç sonuç olarak. Hı hı. Fakat neyse orayı sonra geleyim. Beni de dinlemek üzere çağırmışlardı. Yorumunuzu alacaklar yani. yani ne, ne düşünüyorum? Yani anayasa değişikliği konusunda nereler önemlidir, ne önemlidir, ne yapmak gerekir falan. Ben orada da dedim ki size bir şey söyleyeyim mi dedim. Bu ortamda anayasa değişikliği yapamazsınız yapılamaz dedim. Çünkü Ergenekon falan olaylarının yaşandığı, FETÖcü yargının baskın olduğu dönemlerde hı hı hı. ya dedim ki insanlar nefes alamıyor dedim. Ya siz burada belki dokunulmazlığınız var sanıyorsunuz. Size şunu söyleyeyim dedim. Bu yargı ortadan kaldırılmadıkça, temizlenmedikçe, sağlıklı bir yargıya ulaşılmadıkça siz dokunulmazlığınıza falan güvenmeyin. Yarın bir akşam tutuklanabilirsiniz ve tutuklandığınız zaman ben şaşırmayacağım dedim. Sonra işte çıktım ben öğle yemeğine geldim. Gittim. Şimdi bizim orada